Onlardı sarı kamışta kar çiçekleri gibi donardı. Onlardı Sina'da, Filistin'de, Yemen'de gök ekinler gibi yere serdi. Onlardı Balıkesir'de, Urfa'da, Erzurum'da akın akın vatan içinde. Onlardı tarih yaşamları bu topraklara cennetsiz verdi. Anadolu'ya baktığımız zaman ölüme karşı direnmenin adı ağıt olmuştu. Yüzyıllar boyunca acılara, savaşlara sahne olan Anadolu'da insanlar ölüme karşı korkusuzluğu ağıtlarda aramışlardır. Anadolu toprakları ne kadar eskiyse ağıtların tarihi de o kadar eskidir. Ben bu ağıtları yakan, ölüme karşı direnen, evlatlarını kaybeden tüm analarımıza saygılarımı sunuyor ve bugünkü konserimizi de onlara hitap ediyoruz. Thank you.
bırakmadı akıllarda. En çok yemek için gözyaşı döküldü, en çok yemek için şehit verildi. Belki de bu yüzden en çok yemek için Türkiye Kadı İmparatorluğu'nda thank you.
seferberlik ilan edilmiş, orduya katılacak olan genç Anadolu çocukları kışlaların önüne dizilmişlerdi. Bunlara rezil alayları deniyordu. Kışlaların önü, ana baba günü. Toplum başlarına gelecek felaketi ve kaçınılmaz sonsuz ayrılığı şimdiden hisseder gibi birbirine girmiş. Hıçkırık ve gözyaşları içinde sabahtan akşama kadar yarı aç, yarı tok, gözlerine uyku girmeden inleyip duruyor. Yalan, tutuşan, çaresiz bir halkın feryadıydı.
ay yıldızlı bayraklar havada dalgalanıyordu. Askere gitmeyi yine görkemli bir kalede dönüştürmüştü Anadolu halkı. Yemen'e de gitse bu askeri coşkuyla uğurlama geleneğini hiç bozmuyordu.
Bu durum ülkede büyük bir moral çöküntüsü yaratmıştı.
şimdi Balkanların acısını çıkarmak, kaybedilen toprakları geri almak için yine bir savaşa giriliyor. İlk hedef Sarıkamış'tı. 1,5 metre kar, -25 derece soğuk, 2500 metre yükseklik ve engebeli bir arazi. Allah'u ekber abi. Ölümünü yürüyüşü başlatmıştı Anadolu'nun genç evlatları. Savaş yalnız Ruslarla değil, aynı zamanda kar, kış ve soğukla olacak. Thank you.
sarı kamışta. Anadolu'daki isyanlarda yüz binlerce evladımızın şehit olduğunu. 1915 yılı Gelibolu'da ulusumuzun tarih sahnesinden silinmemek için verdiği ölüm kalım mücadelesinin yılı. Günümüz Türkiye coğrafyasını ve insanını etkileyen gelişmeler başka hiçbir yılda bu kadar yoğun olmamış. Ve Çanakkale bir devrim hattı.
Allah şu asker ömürler ver. Allah şu asker ömürler ver. Tezkeresini alıp geriye dön. Askerim gelse yarim, Artı hayır vereyim ne?
arasında zulüm gördüm. Yürüyün aslanlar dediler, yürüdüm. Ölümün içinde, ölümün üstüne. Kimi kolunu verdi, kimi bacağını, kimi 20, kimi 30 yılını. Bir taze nesil ektik Boğaz'ın dağına, taşına. Özgür ve onurlu yaşasın diye bu toprağın çocukları yürüdüm. Ölüm denizden geldi bacım. Gün batısından ve denize döküldü sülkümüzün ucundan. Anafartalarla. Yeah.
binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın kucak kucağa, boğaz boğaza boğuşmasının hikayesidir. Şehadet yok burada, kan yok, ölüm yok, bir çift yok burada.
durmadan işleyen bine yakın top. 600'den çoğu düşmanda, 300'ü bizden. Durmadan, dinlenmeden, kıran kırana gürleyen, uğulayan ateş. Yarabilecek ne varsa yaklaşma cayır cayır. Yerde, gökte, denizde göz alabildiğine. 1000 yıllık cehennemi yaşadık, 1 saati içinde. Thank you.
Gazi Mustafa Kemal, askerlik ve devlet adamlığının ötesinde dostluk ve barış elçiliğini benimseyen bir dünya insanıydı. Onun barışçı felsefesini vurgulayan en güzel mesajlarından biri de Çanakkale'de hayatını kaybetmiş binlerce yabancı askerin anısına söyledikleridir. Uzak memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar, burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak ziyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler. Ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuştur. Dört dala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler keretli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Bu hasret bizim.
Evet, saygıdeğer konuklar. Çok güzel bir gecede de bizi alkışlıyorum. Efendim, insanız ki insanımız asırlardır sevinçlerini, hüzünlerini, kederlerini, tasalarını, yiğitliklerini, hüzünleriyle birlikte aslında hayatın gerçeklerini türkülerin diliyle anlattı. Ağıtlarla Anadolu, değil mi? Yanlış söylüyorsam düzeltin. Bizi Yemen'den Sarıkamış'a, Sarıkamış'tan Balkanlara, Balkanlardan da nereye getirdi? Tabii ki şehitler diyarı Çanakkale'mize. Hem Balıkesir'den geldiler. Balıkesir Halk Eğitim Türk Halk Müziği Derneği çok iyi yaptılar. Geldiler bize bu ruhu farklı bir dille anlattılar. Ve kendilerine ait farklı özellikleri daha var. Bu akşam hepsini tamamlayamadılar süreyi güzel kullanmak adına ama biz onları yine bu 100. yılda bir kez daha konuk eder miyiz? Değil mi? Sizi kocaman alkışlıyoruz yürekten. Ve tabii ki de bu şekilde bırakmıyoruz. Sizi biraz misafir ediyoruz. En azından 100. yıl anısına Çanakkale Valiliği 2015 Koordinasyon Merkezi adına bir hediye takdim etmek istiyoruz. Ben hediye takdimi için Sayın Valimiz Hüseyin Kulözü'nü buraya almak istiyorum efendim. Şefimiz Besim, değil mi? Şefimizi buraya almak istiyorum. Tekrar çok teşekkür ediyoruz Sayın Valimize de ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran siz saygıdeğer konuklarımız başta olmak üzere tüm koromuza, saç ustalarımıza, şefimize bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi geceler, iyi akşamlar diliyoruz. Tamam, mikrofonu veriyorum şefime, onun da duygularını alalım. Efendim, burada büyük bir çaba ve emek gösteren Balıkesir Halk Müziği Derneği'nin başta Sayın Başkanı olmak üzere tüm öğrencilerle ve saz arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Huzurlarınızda bir kez daha Çanakkale'de ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tekrar saygı ve minnet duyuyorum. Teşekkür ederim. Bu güzel dileklerinizden dolayı tekrar çok teşekkür ediyoruz efendim. Yarın akşam İçtaş'ta güzel bir organizasyon var. İstanbul, çok özür diliyorum. Evet, yanlış söylemeyeyim. İstanbul Devlet Operası'nın Kanlı Sırt ve Anzac Senfoni esintileri var. 19-15'te çok güzel bir organizasyon. Bu gecenin dilinden farklı bir dille yine Çanakkale ruhunu yaşayacağız. Orada görüşmek üzere diyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Sevgiyle, sağlıkla ve barışla kalın.